Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan, sondaj faaliyetleri sırasında bulunan yeni rezervi cumartesi günü açıklayacağını söyledi. Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için o da yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Erdoğan, meslek kuruluşlarındaki çarpık yapılaşmanın da düzeltileceğini kaydetti. Türkiye'nin beyhamihal çözmesi gereken sorunların biri de meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, düşünebiliyor musunuz? Terör örgütünden birisini getip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyor. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da bu konuyla ilgili çalışmayı inşallah başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında Anayasa Mahkemesi üyesinin darbe imalı paylaşımını da değerlendirdi. Tartışmalı herhalde bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Ve burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Erdoğan, siyasetin yerinin belli olduğuna dikkat çekti. Çok arzu ediyorsan bu işi, istifa edersin, gelirsin, siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içerisinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın.